Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler 3. ünitenin ders notlarıyla devam ediyoruz. Evet, burada insanlar, yerler ve çevreler ünitemizde. Haritayı tanıyorum. Haritaların dili, yer şekillerini tanıyalım. Evet, haritanın dili. İnsanlar üzerinde yaşadıkları yeryüzünü merak etmişler ve yeryüzünden daha iyi yararlanmak için onu kağıt üzerine aktarmaya çalışmışlardır. Bu durum haritaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak geniş alanların kağıt üzerine aktarılması zor olduğundan yeryüzünün küçültülerek kağıda aktarılması yoluna gitmişlerdir. Buna da ölçek sayesinde başarabilmişlerdir. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçüye küçültülerek kağıt üzerine aktarılmasına biz harita diyoruz arkadaşlar. Bir çizimin harita olabilmesi için neler gereklidir? Kuş bakışı çizilmiş olması gerekir. Ölçek kullanılması gerekir. Düzlem üzerine aktarılması gerekir. Ölçek kullanılmayan kabataslak çizimlere kroki denir. Haritalarda kullanılan küçültme oranına ölçek denir. Yani yeryüzündeki gerçek alanın kağıt üzerine aktarılırken ne kadar küçültüldüğünü gösterir. Haritaların nasıl çizildiği, ne kadar ve ne amaçla çizildiği çok önemlidir. Çünkü haritaların bir dili vardır. Ve haritalarda bakarak çeşitli konular hakkında bilgi edinebiliriz. Haritalarda özel işaretler kullanılır. İşaretlerin ne anlama geldiği harita işaretleri denilen haritanın lejant bölümünde gösterilir. Örneğin yer şekillerinin gösterildiği haritalara fiziki haritalar, il ya da ülke sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar, ekonomik etkinliklerin gösterildiği haritalarda genel olarak beşeri ve ekonomik haritalar denmektedir. Evet, yer şekillerini tanıyalım. Yükselti basamaklarına göre yeryüzü şekillerinin dağılışını gösteren haritalara fiziki harita denir. Fiziki haritalarda deniz seviyesi sıfır olarak kabul edilir. Deniz seviyesine yakın yerler yeşil rengin tonlarıyla gösterilirken yükselti arttıkça sarı ve kahverengi tonlar kullanılır ve en üstte zirvede beyaz renk kullanılır. Beyaz kar olduğu için seçilmiş. Deniz, akarsu ve göller ise mavi renkte gösterilir. Fiziki haritalarda renkler yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu gösterir. Yani yeşil renkler ormanları değil, deniz seviyesine yakın yerleri gösterir. Fiziki haritalarda gösterilen bazı yeryüzü şekilleri şunlardır. Dağ, çevresine göre yüksekte olan yer şeklidir. Bulunduğu yerde tek başına olanlara dağ, birbiri ardınca sıralanlara da sıra dağ denir. Fiziki haritalarda dağlar kahverengi renkle gösterilir. Plato, akarsular tarafından derince yarılmış ve çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir. İç Anadolu'da Bozok platosu gibi fiziki haritalarda platolar genellikle sarı renkte gösterilir. Ova, çevresine göre alçakta kalmış düzlüklerdir. Kıyı ovalar alçak olduğu için yeşil renkte, iç kesimlerde ovalarsa biraz daha yüksekte olduğu için sarı renkte gösterilir. Vadi, bir akarsuyun yatağını yüzeye doğru aşındırarak oluşturduğu V biçimindeki yeryüzü şeklidir. İç Anadolu bölgesindeki İhlara Vadisi buna örnektir. Akarsu, yağmur eriyen kar suları ya da kaynak sularıyla beslenen, belirli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulardır. Kızılırmak, yeşilırmak gibi. Göl, karalar içinde çukurluklarda biriken durgun su kütleleridir. Tuz Gölü, Van Gölü gibi. Tepe, yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yükseltilerdir. Körfez, denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintilerine denir. İskenderun Körfezi gibi. Koy, denizin karaya doğru giren küçük ve dar girintilerine denir. Bademli Koyu gibi. Ada, dört tarafı suyla çevrili olan küçük kara parçasıdır. Kıbrıs Adası gibi. Yarımada, üç tarafı sularla çevrili olan kara parçasıdır. Datça Yarımadası gibi. Delta Ovası, bir ırmağın denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen biçimindeki ovadır. Çukurova bölgesindeki Çukurova bir delta ovasıdır arkadaşlar. Evet, iklim ve yaşam konusunda arkadaşlar bakalım. İklimin yaşamımıza etkileri ve ülkemizde görülen iklimler. İklim nedir? İklim bir yerde görülen hava olaylarının sıcaklık ve yağış uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur. Akdeniz bölgesinde yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer dediğimizde iklimsel bir durumu ifade etmiş oluruz. Klimatoloji yani iklim bilimi
yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve insan yaşamının etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Hava durumu, bir yerde görülen hava olaylarında kısa süreli meydana gelen değişikliklerdir. Hava durumu kısa süreli hava olaylarını yansıtır. Bugün yağış bekleniyor, hava su hafta sonu soğuk olacak dediğimizde hava durumunu belirtmiş oluruz. Yurdumuzda çeşitli iklimler görülmektedir. Bunlar da etkide, bunların neden çok çeşitli görülmektedir ondan da bakalım. Ülkemizde üç tarafı denizlerle çevrili olması, yükseltilerin batıdan doğuya doğru artması, yeryüzü şekillerinin farklı olması gibi temel faktörler etkili olmuştur. İklim yaşantımızı belirleyen önemli bir etkendir. Çünkü tarım ürünü çeşitliliğini, hayvancılık faaliyetlerini, insanların yemek kültürünü, su kaynaklarının durumunu, yerleşmeyi ve nüfusun dağılışını, doğal bitki örtüsünü, insanların deri renklerini yani ten renklerini, ekonomik faaliyetlerini, evlerin şekli ve malzemelerini, turizm etkinliklerini etkilemektedir. Evet, ülkemizde görülen iklimlere bakalım başlıca arkadaşlar. Ülkemizde 3 iklim tipi görülmektedir. Bunlar karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimidir. Karasal iklim, ülkemizde en yaygın görülen iklim çeşididir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar en çok ilkbaharda, en az ise yaz aylarında görülür. Yağışlar en çok, bitki örtüsü ilkbahar yağışları yeşeren, yazın ise kuruyan otlardan oluşur. Buna bozkır denir. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu bölgeleri ile Marmara'nın iç kesimlerinde etkili olmaktadır. Buğday, arpa, mercimek, nohut, şeker pancarı, elma, üzüm, haşhaş gibi tarım ürünleri başlıca yetişen ürünlerdir. Karadeniz iklimi, yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır. Her mevsim yağışlı olmakla birlikte yağışlar en çok sonbaharda, en az ise ilkbaharda görülür. Yağışlar fazla olduğu için bitki örtüsü ormanlardır. Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzey kesimlerinde görülür. Her mevsim bol yağış isteyen çay, fındık, mısır ve kivi gibi ürünler fazlaca yetiştirilir. Akdeniz iklimi, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. En fazla yağışı kışın, en az yağışı da yazın alır. Bitki örtüsü çalı ve kısa boylu ağaçlardan oluşur ki buna maki denir. Akdeniz ve Ege kıyılarıyla Marmara'nın güney kısmında ve Güneydoğu'nun batısında görülür. Turunçgiller, muz, zeytin, susam, pamuk, üzüm, incir, tütün ve benzeri tarım ürünleri yetiştirilir. Don olaylarına ve kar yağışlarına çok az rastlanır. Güneşlenme süresi fazladır. Güneşlik gün sayısının fazla olması ve kışların ılık geçmesi nedeniyle seracılık yaygındır. Evet, nerede yaşanır konusunda nüfusun dağılışını etkileyen unsurlara bakalım. Geçmişten beri insanlar yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri yerlerle yerleşmeyi tercih etmişlerdir. İnsanların yerleşim yeri olarak tercih ettikleri yerlere doğal ve beşeri faktörler belirlemektedir. Doğal faktörler nelerdir? Doğal olarak gerçekleşen, kendiliğinden oluşan faktörlerdir. Beşeri faktörler, doğal olmayan, yani insan eliyle gerçekleştirilen faktörlerdir. Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlere bakalım. İklim özellikleri, bitki örtüsü, su kaynakları, yer şekilleri, yeraltı kaynakları, toprak yapısı diye sıralayabiliriz. Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler nelerdir? Tarım, ticaret, ulaşım, sosyal ve kültürel etkenler, sanayi, turizm, madencilik, hayvancılık olarak sayabiliriz. Nüfusun dağılışında birden fazla faktör etkili olabilmektedir. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerin bir yerin nüfusunuz artırılabileceği gibi azaltabilir de. Örneğin yer şekillerinin düz olduğu Adana'da nüfus yoğunken yer şekillerinin dağlık olduğu Hakkari'de nüfus seyrektir. Evet, yerleşme açısından coğrafi bölgelerimizin özelliklerine bakalım. Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi ve Ege bölgesini örnek olarak devam eder arkadaşlar altta. Evet, Karadeniz bölgesi dağlar denize paralel uzanır. Her mevsim yağışlı, ılıman bir iklim vardır. Bitki örtüsü ormandır. Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesidir. Ülkemizde ormanların en fazla olduğu bölgedir. En fazla heyelan olan bölgemizdir. Heyelan toprak kayması arkadaşlar aşırı yağışlardan dolayı. Bunun temel nedeni yağışların fazla olması ve bölgenin dağlık olmasıdır. Kırsal nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir.
Bölgede çay, fındık ve kenevir üretiminde Türkiye'de birinci sıradadır. Ülkemizde balıkçılığın en yaygın olduğu bölgemizdir. Ülkemizde taş kömürünün tamamı, bakırın yarısı bu bölgeden sağlanır. Marmara bölgesi, ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan coğrafi bölgemizdir. Ki biliyorsunuz İstanbul burada yaklaşık 13-14 milyonluk bir nüfus var. Tek başına bir ülke gibi. Ayçiçeği, şeftali, kestane ve pirinç üretiminde ilk sıradadır. Sanayinin en çok geliştiği ve sanayide çalışan nüfusun en çok olduğu bölgedir. Bu nedenle en çok göç alan bölgemizdir. Ticaretin en çok geliştiği bölgedir. Enerji üretiminin en az, buna karşın tüketimin en fazla olduğu bölgedir. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde ilk sırada yer alır. En fazla turist çeken ve turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir. Ulaşım ağı ve çeşitliliği bakımından en çok gelişen bölgemizdir. Sosyal ve kültürel faktörler açısından da çeşitliliği olan bir bölgemizdir. Ege bölgesi. Ege bölgesinde dağlar denize dik uzanır. Bu nedenle kıyılar çok girintili ve çıkıntılıdır. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir üretiminde birinci sıradadır. Baş harfleri Zuhti olarak kodlanabilir. Seracılık da Akdeniz bölgesinden sonra ikinci sıradadır. Çinicilik ve halıcılık gelişmiştir. Bölge yeraltı kaynakları yönünden zengindir. Türkiye'de linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir. Marmara bölgesinden sonra sanayinin en çok geliştiği bölgemizdir. Doğal ve tarihi güzellikler sebebiyle kültür, yaz, deniz turizmi bu bölgede oldukça gelişmiştir. Evet, yerleşme açısından coğrafi bölgelerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Akdeniz bölgesi dağlar kıyıdan hemen sonra başladığı için nüfus daha çok kıyılarda toplanmıştır. Bölgede Akdeniz iklimi etkili olduğu için tarımsal çeşitlilik fazladır. Adana'da bulunan ve Türkiye'nin verimli ovalarından olan Çukurova sayesinde tarım ve buna bağlı sanayi gelişmiştir. Akdeniz ikliminin etkisiyle Antalya başta olmak üzere kıyı kesiminde yaz turizmi yani deniz turizmi etkilidir. İklimin etkisiyle güneşli gün sayısı fazla olduğu için seracılık yaygındır. Seracılığın en çok yapıldığı bölgemizdir. Kıl keçisinin en çok beslendiği bölgedir. Muz üretiminin yapıldığı tek bölgedir. Kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgedir. Doğal bitki örtüsü makidir. Kısa boylu bodur bitkiler diye bilinir. Bölgede arkadaşlar yer fıstığı, muz, gül, mısır, soya fasulyesi, turunçgiller ve sebze üretiminde birinci sıradadır. Güneydoğu bölgesine bakalım. Bölgede karasal iklim hakimdir. Kuraklık oldukça fazladır. Bölgede geniş ova ve platolar bulunur. Yerleşimler genelde akarsu kenarlarında ve yağışın fazla olduğu dağ eteklerinde mevcuttur. Gelişen sanayisiyle Gaziantep ve Diyarbakır bölgelerinin en kalabalık illerindendir. Yurdumuzun yüz ölçüm bakımından en küçük bölgesidir. Orman oranı en az alan bölgemizdir. Pamuk, Antep fıstığı, mercimek, karpuz üretiminde ilk sıradadır. Ülkemizde çıkarılan petrolün tamamına yakını bu bölgeden çıkartılır. Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı ve gölü bu bölgede yer alır. GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi denir sayesinde bölgenin büyük bir kısmı sulama imkanına kavuşmuştur. Suya ihtiyacı olan ürünler pirinç, mısır, patates, pardon pamuk bu bölgede yoğun olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Doğu Anadolu bölgesi yeryüzü şekilleri oldukça engebelidir. Bölgede sert karasal iklim hakimdir. Yeryüzü şekillerinden dolayı ulaşım ve ticaret gelişmemiştir. Temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu nedenlerden dolayı bölgede nüfus azdır. İnsanlar genellikle verimli ovalarda ve su kenarlarında yaşarlar. Van, Erzurum nüfusu en fazla olan illerdir. Doğu Anadolu bölgesi en yüksek bölgemizdir. Türkiye'nin çatısı olarak bilinir. Yüzölçüm bakımından yani alan bakımından en büyük bölgemizdir. En yüksek dağımız Ağrı Dağı ve en büyük gölümüz Van Gölü burada yer alır. Büyükbaş hayvancının en yaygın olduğu bölgemizdir. Sanayinin en az geliştiği bölgemizdir. Kayısı üretiminin en fazla yapıldığı bölgedir Malatya. İklimi karasal, bitki örtüsü bozkırdır. İç Anadolu bölgesi karasal iklim hakim olduğu için nüfus sadece belli yerlerde toplanmıştır. Konya Ovası bölgenin ve ülkenin önemli tarım alanlarındandır. Bölgenin en kalabalık ili Ankara'dır. Ankara'nın nüfusunun fazla olmasında başkent olmasında etkisi vardır. Ankara'da sanayi, ulaşım, eğitim ve sağlık imkanları gelişmiştir. En az yağış alan bölgemizdir. Tarım alanlarının en geniş olduğu bölgedir. Yaygın olarak tahıl tarımı yapılır. Yani kuru tarım.
Buğday, arpa, şeker pancarı, patates, yeşil mercimek, nohut ve elmanın en fazla yetiştiği bölgedir. Patates, buğday, arpa, nohut üretiminde Türkiye'de birinci sıradadır. Koyun yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı bölgedir. İklimi karasal, bitki örtüsü bozkırdır. Evet, afetler ve çevre sorunlarına değinelim arkadaşlar. Evet, doğal afetler, çevre sorunları dediğimizde doğal afetler doğal olayları sonucunda meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Bunlardan birisi deprem. Yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar ya da yanardağ faaliyetleriyle oluşan büyük sarsıntılara deprem denir. Ülkemizde en fazla can kaybına neden olan afetlerdendir. Depremin zararlarını azaltmak için neler yapılmalı? Binalar fay hatları üzerine yapılmamalıdır. Fay hattı arkadaşlar deprem kırığı yani depremin çok yoğun olduğu hat demektir. Kırılgan bir hattır. Binalarda dayanıklı malzeme kullanılmalıdır. Çok katlı binalar yapılmamalıdır. Sel, şiddetli yağmurlardan dolayı nehirlerin taşması sonucu ortaya çıkan su baskınlarına sel denir. Sel felaketlerinin en önemli nedeni yerleşim yerlerinin dere kenarlarında veya dere içlerinde kurulmasıdır. Selden korunmak için ne yapmak lazım? Dere yatakları temiz tutulmalı, akarsular üzerinde barajlar ve menetler yapılmalı. Şehirlerde atık suların tahliyesi için altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Çığ, yamaçlarda ve dağların yüksek kesimlerinde bulunan kar kütlelerinin aşağı doğru yuvarlanarak önüne çıkan her şeyi yıkıp geçmesidir. Çığ en fazla kar yağışının çok ve yükseltinin fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Çığ afetinin zararlarından korunmak için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Çığ riskinin fazla olduğu yerlere yerleşim yeri kurulmamalıdır. Heyelan yani toprak kayması nedir? Yağışın fazla, arazinin eğimli olduğu yerlerde toprağın dik yamaçlardan aşağı doğru akmasına heyelan denir. Ülkemizde heyelan, yağışların çok olması ve arazinin fazla eğimli olmasından dolayı en fazla Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Heyelanı azaltmak için eğimli yerlerde ağaçlar kesilmemelidir. Ağaçlandırma yapılmalıdır. Erozyon, bitki örtüsünden yoksun toprakların yağmur ve rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınmasıdır. En çok bitki örtüsünün yetersiz olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür. Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. Eğimli arazilere teraslama yapılmalıdır. Teraslama arkadaşlar, eğimli arazinin çaprazına doğru, yani dikine değil, çaprazına doğru teraslama yapılmaktadır. Tarlalar eğimin tersi yönünde sürülmelidir. Mevcut bitki örtüsü korunmalıdır. Orman yangınları genellikle insanlar tarafından ve ihmallerden kaynaklanan büyük yangınlardır. Orman yangınları en çok yaz aylarında sıcak ve kurak geçtiği Akdeniz Ege bölgesinde, en az ise her mevsim yağışlı olan Karadeniz bölgesinde görülür. Orman yangınlarını azaltmak için piknik gibi amaçlar da ağaçlık alanlarda ateş yakılmamalı, bu alanlara cam bırakılmamalıdır, sigara izmariti atılmamalıdır. Çevre sorunları. Çevre sorunları bazen doğal yollarla meydana gelir, bazen de beşeri nedenlerden kaynaklanır. Yani beşeri insani özellikler, insani niteliklerle olan şeyler demiştik. Çünkü insanlar doğal çevreden yararlanırken ve doğal kaynakları kullanırken çevreye zarar verirler. Doğal dengeyi bozarlar. Doğal dengenin bozulmasıyla da çevre sorunları ortaya çıkar. Doğaya ve insanlara zarar veren bazı çevre sorunları. Hava kirliliği. Ulaşım araçları, elektrik santralleri, sanayi faaliyetleri, binalarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar hava kirliliğinin başlıca sebepleridir. Su kirliliği, termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları, toprak erozyonu su kirliliğinin başlıca nedenleridir. Gürültü kirliliği, ulaşım araçları, iş makineleri, sanayi kuruluşları, yüksek sesle müzik çalan eğlence merkezleri, ses, kalabalıkların uğultusu gibi gürültü kirliliği sebep olabilir. Toprak kirliliği, sulardan toprağa karışan maddeler, hava yollarından gelen maddeler, tarım alanlarında kullanılan ilaç ve gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler, çöpler ve atıklar toprak kirliliğine neden olabilir. Küresel ısınma nedir arkadaşlar? Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. Küresel ısınma su kaynaklarındaki buharlaşma hızını artırır. Dünyamızın ortalama sıcaklığının artmasıyla birlikte buzullar erimeye başlar. Bu da buzullarda yaşayan canlıların yaşamını tehdit eder ve kıyıya yakın yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına
sebep olabilir. Evet, afetlerin insan yaşamına etkileri nelerdir? Doğal afetlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerine örnekler verelim. Doğal afetler maddi ve manevi açıdan insan yaşamı ve toplumsal yaşam üzerinde bazı sonuçlar ve izler bırakabilmektedir. Can ve mal kaybı, ülke içindeki göçler, ülke ekonomisinin zarar görmesi, ulaşım faaliyetlerinin aksaması, eğitim öğretim işleri, toplumsal dayanışmanın artması. Ülkemizde zaman zaman sel, çığ, heyelan, deprem gibi önlenmesi mümkün olmayan doğal afetler yaşanmaktadır. Bu afetler ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. Bütün bunların yanında doğal afetler sonucu yaşanan acı olaylar toplum hayatında derin izler bırakır. Bu izler kimi zaman türkülerde, kimi zaman hikayelerde, kimi zaman da şiirlerde, filmlerde, dizilerde görülebilir. Deprem en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir. İnsanlar depremde aile bireylerini veya arkadaşlarını kaybedebilir. Depremden yaralı olarak kurtulan kişiler sakat kalabilir. Bu nedenle depremi yaşayan insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde uzun yıllar etki bırakabilir. Sel, ülkemizde sık görülen doğal afetlerden biridir. Sel, can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Konutlar ve iş yerleri sel sonucu zarar görebilir. İnsanlar sel suları boşaltana kadar konutlarda yaşayamaz, işe gidemez. Etkili olan tarım alanları ve seralar aşırı yağışla beraber sel suları altında kalabilir. Çığın, karayolları üzerine düşmesi sonucu yollar kapanır. İnsanlar işlerine, öğrenciler okullarına gidemez. İş ve okul hayatı ve bu durumdan olumsuz etkilenir. Çığ, can ve mal kaybına sebep olabilir. Heyelanın yerleşim birimlerinde veya yol güzergahlarında meydana gelmesi sonucunda insanlar toprak altında kalarak yaşamlarını kaybedebilir. Heyelan sonucunda konutlar toprak altında kalabilir. Kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelebilir. Heyelan sonucunda kara ve demir yolları kapanabilir ve ulaşım aksayabilir. Orman yangınları sonrasında uzun yıllar boyunca güçlükle yetişen ağaçlar saatler içinde yok olabilir. Yerleşim yerlerinin yakınında orman yangınları konutlara ve iş yerlerine sıçrayabilir, zarar verebilir. Ağaçların ürettiği oksijen miktarı azalır. Biliyorsunuz arkadaşlar, ağaçlar dünyanın akciğerleri olarak bilinir. Hava kirliliği artar. İnsanlarda solunum yolları hastalıkları görülür. Orman yangınları sonucunda bitki örtüsü tahrip olduğundan erozyon ve sel baskınlarında artış görülür. Doğal afetler her ne kadar insan yaşamı üzerinde olumsuz etkileri sahipse de bu olumsuzlukları gerekli tedbirler alarak azaltabiliriz. Doğal afetler ortaya çıktıktan sonra oluşan olumsuzlukları azaltmanın önemli yolu toplum ve millet olarak yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır arkadaşlar. Evet, burada konumuzu bitirelim. Diğer bir videomuzda devam edelim. Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar, başarılar dilerim.